Mücadelemizin 3 Haziran'dan beri sokaklardayız. İrademizi gasp ettirmeyeceğiz, belediyeler bizimdir diyerek bu mücadeleyi büyüterek sokaklarda halkın iradesine, kendi irademize, kendi pratiklerimize sahip çıkıyoruz. Van'daki yürüyüş, Hakkari'ye yürüyüş, iradeye saygı yürüyüşü barış annelerimizin, mücadele yoldaşlarımızın, halkımızın büyük bir azmi, büyük bir iradesiyle gerçekleşiyor gerçekten. Bu anlamıyla bu üçüncü dalga kayyum gaspına karşı büyük bir direniş gerçekleştiriyoruz ülkenin dört bir yanında. Kayyum meselesine tabii ki genel olarak bir iradeye saygı anlamında bir değerlendirme, yani bu halk iradesinin gaspıdır. Bu faşizmdir. Bakın kayyum en çok biz kadınların hayatını etkiliyor. Niye kayyum atadılar? İlk atama gerekçelerine bakalım. Eş başkanlık sistemi. Yani eş başkanlık sistemi ne demek? Eril siyasetin ortadan kaldırılması, yaşamın kadın ve erkek eşitliği bağlamında yeniden ele alınması, karar ve uygulama mekanizmalarında kadınların yer alması, yaşamın her alanında kadınların var olması, kendi emeğini, kendi kültürünü, kendi değerini yaratması meselesi. Yani kaba anlamda bir iktidarın paylaşımı meselesi değil. Eş başkanlık, eşit temsil. Yani biz kadın erkek eşitliği meselesini savunurken ya da 6284 sayılı yasa, yani İstanbul Sözleşmesi'ni esas alıp çıkan yasayı bu kadar çok savunurken yaşadığımız şey şu. Yani kardeşim, bu ülkede kadın erkek eşitliği sağlanmadan kadınların özgür olması mümkün değil. Mesela Kürt Kadın Hareketi olarak evet biz eş başkanlık sistemini uyguluyoruz ama bu sadece Kürt kadınların kazanımı değil ki. Gerçekten eş başkanlık sistemiyle siyasetin rengini değiştiriyoruz. Mesela neden yerel yönetimlerde merkezde uyguluyoruz sorun olmuyor da siyasi partide yerel yönetimlerde uygulayınca sorun oluyor? Çünkü siz hizmeti de buna göre yapıyorsunuz. Yerel yönetimleri, değil mi? Yerel yönetim demek ne demek? Toplumla bağ kurmak, hizmet üretmek demek. Yani o kentte yaşayan bütün herkesin bu belediyenin olanaklarından eşit faydalanmasını sağlamak demek. Herkese eşit hizmet gitmesini sağlamak demek. Kentler kadınlara göre değil, hayat kadınlara göre kurulmamış. Her şey erkeklere göre. Şimdi bu kentleri yeniden kadınların da yaşayabileceği, kadınların da nefes alabileceği alanlar olarak düzenlemek. İşte kadın koordinasyonları kurmak, eşitlik perspektifleri kurmak, bütçeyi yaparken toplumsal cinsiyet, duyarlı bütçeler yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliğine göre yaşamı kurmak açısından bütün bunlar önemli. İşte kayyum rejimi bütün kadınların bu kazanımlarını elinden alıyor. Bakın ilk kayyum geldiğinde bizim 43 tane kadın kurumumuz kapatıldı. 43. Sadece kadın kurumu kapatılmadı aslında, değil mi? O kurumların hepsine erkekler atandı ya da o kurumlar amacı dışında kullanmaya başladı. Esas saldırı ideolojik bir kadın özgürlük çizgimizedir. Yani eş başkanlık sistemine yönelik bir de bu yönü var. O yüzden biz kadınlar olarak bu vurgudan alıp tartışmak zorundayız.